Kars Garı'ndan herkese günaydın. Şimdi Doğu Ekspresi zamanı. Myself wondering what had happened to the last 10. I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Hiç mi izlemedin ya? Hiç mi benim videolarımı izlemiyorsun sen? Zeliha kapıyı kapattı ama cam var diyor, ne yapacağız diyor. Perdesini kapat diyorum. Ha perde. Öğreneceğim ya. Buralar hep benim olacak. Allah'ım. Buradan çekin diyor. Ha, o perde. Öyle. Onu biraz kaldırsın da yukarı perdeyi. Oo, çok soğuk hava geliyor. Bu kadar mı? Bu kadar. Havalı alsın işte. Bu ne be? Hava olmaya çalışacak. Kapat. Kapat, soğuk zaten. İlk defa böyle bir arama görüyorum. Jandarma köpekle geldi. Arama yapıyorlar. Oha. Kaç kere trene bindim mi hiç görmedim böyle bir şey. Yapılabilir bir şey mi ya? Ne bileyim ben. Yapılabilir bir şey legal demek ki. Yani. Legal yani. Legalmiş demek ki. Çok ama ilginç. Biz girişte bir arama yapmadık. Ne var? Gelen işte hep mi oluyor? Hayır. Hiç ben bence görmedim. Bence bir görmedim. İhbar vardır. İhbar olması bu kadar. Köpeklerden demek lan girmek. Ne götürebilirsin ki trende yaparsın? Yani her şeyi götürebilirsin. Ama hayır, girişte şey yapıyoruz. Şeyden geçiyoruz. Şeyden geçtik. Yani. Ben hiç görmedim bir şey. Siz de mi korkuyorsunuz? Nereye gideceksiniz? Ankara. Ankara. Yere git. Yok, trenin içinde nereye gideceksiniz? He, yok. Buraya mı yere gidiyorsunuz? Evet. İki numara. Buraya baktın mıydık? Baktım. En başa baktık. Ara mı? Ara! Yemez değil mi bir şey? Zaten konuşma, yemeğimiz yok. Şey yeme. Nerelisiniz? Burada mısınız? Yok, İstanbul. İstanbul. Evet. Neresinde? Bir... Hayır! Neresi? Yedi mi? Şey... Yok. Yemek yok, biliyor musun? Ara. Uzaktan. Gel buraya. Bence keyifsiz. Burada öğrenci misiniz? He? Öğrenci misiniz? Yok, yeni gezmeye geldik. Öyle bir gezelim dedik biz o Kars'a gittik. Hani tatlısın da var ya. Tatlısın ama çok büyüksün. Zor. Dur gel. Alışamadım da. Ben ilk defa gördüm ya böyle bir şey. Neyi? Biraz daha onu geri çekebiliyor muyum? Çok korkuyorum. Hayır, kafasını kaldırdı. Gel korkma. Hayır. Baksana ama ısırdı. Yok. Sevmedi. Bir de Ecem'e bak. Şu anda şey yapıyor, ondan hoşlanıyor sevimler. Sen benden hoşlandın mı? Bize dedi, hoş dedi, dokunmayın dedi. Hadi geç yerinize, biz geçelim. Teşekkür tamam, teşekkürler. Hadi iyi olun. Bye bye. Neyse öyle rutin kontrol. Rutin kontrolmüş ya. Bir şey yok. Jandarma da çok tatlıydı. Köpek de çok sevecendi. Isırmaya falan kalktı. Oyun oynuyormuş. Polis köpeği bu. Mümkün değil kontrolmadan ısırmaz. Ama seni sevdirmeyebilir kendini. Sevdirmedi işte. Isırmaya kalktı. İşte ısırmaz ama onu diyorum. Sevdirmez. İyi, böyle yaptı. Neyse Ecem çok iyi anlaştı. Onda böyle duruyor. Bak Ecem de böyle duruyor. Bana böyle yaptı. Aile genetiğinde var benim. Evet, ses geliyor mu bilmiyorum. Yan tarafta büyük bir hazırlık var. Yani yan tarafı fotoğrafı falan çekebilirsek, bir ara izin alıp çekebilirsek gösteririz yani. Valla benim sesimden çok onların sesi duyuluyor olabilir. Bangır bangır müzik ve onların konuşma sesleri var. Bir de bizim odaya bakın. Hiçbir hazırlık yok. Küçük bir şey. Masayı ısırmaya çalışacağız. Her yer dandini. Böyle. Allah. Böyle bir şey işte. Biz de Doğu Ekspresi'ndeyiz. Onlar da. Isıracaksın. Biz eşyalarımızı zor getirmişiz. Bir de süs getireceğiz. Sevmiyorum o kadar şey ya. Hazırlığı falan. Ben de sevmiyorum. Sevmiyorum. Çok yapay bence. Hoşuma gitmiyor yani. Bu işte. Şimdi otur işte. Otur muhabbet et. Gide bunu kapatın da yani. Aynen. Burası Sarıkamış Şehitliği'ymiş. Sarıkamış demişken, Sarıkamış Alplerden sonra toz karın yağdığı tek yermiş. Bu da Türkiye'de.
Alpler tabii snowboard, kayakla ünlü tabii ki. Burada da çok keyifli oluyormuş. Kaydında arkadan böyle toz kalkıyormuş. Güzelmiş yani. Biz gidemedik ama bir günde umarım kayak için gelebiliriz buralara. Cam o kadar pis ki. Cama odaklıyor. Akşam üzeri daha güzel fotoğraf burası çekilir. Burası da çok güzelmiş. Odaklayabilse arkada odaklamıyor ki. Hadi bir sonraki şeye... Son 10, 9, 10, 10 bile yok. Olsun, bir tane çekebilirim. Çıkıyoruz, çıkıyoruz, 10 saniyeniz var. Çabuk, dur. Geliyor, geldi. Aa, güzel, güzel, çabuk, çok güzel. Gülşah, bu ne Gülşah? Ekrandan öyle Zela. Çekiyordur o. Ekran burasınız. Evet, biz burada sabah geldik. Ay ne yapsak, Erzurum'dan geçiyoruz, cam yesek, nasıl yapsak, yaklaşın sipariş verin falan derken bir tane şey geldi, bir adam geldi az önce. Erzurum'dan cağ kebabı sipariş edeceğiz, isteyen var mı diye bütün şeyleri dolaştı. Ne deniyor onlara? Kompartmanları dolaştı. Bize verdik siparişimizi. Aynen, yanında tatlısı varmış, ayranı varmış, böyle böyle salatası varmış. Erzurum'da indik. Şimdi bir su bir şey alacağım buradan. Büfe bulmam lazım. Cağ kebap söyledik. Cağ kebap da gelecek. Dönüşte yemek var. Herkes camlarını siliyor. Biz de sileceğiz ama bizim cam nerede acaba? Zela silecekti ama. Bizimkiler silmeye başlayınca herkes silmeye başlamış. Ben diyorum ki umarım görmüşlerdir de siliyorlardır. Meğer bizimkiler yeni başıymış. Tabii. Şimdi Erzurum'dayız mi biz? Evet. Erzurum. Erzurum Ege Türk'ü gelmiyor aklıma. Erzurum Ege Türk'ü söyle bana. Erzurum çarşı pazar. Sallıyorum da. Bilmiyoruz. Cağ kebabımız geldi. Hadi açılış yapalım. Evet. Bu da Erzurum'un kadayıf sarma tatlısıymış. Cağ kebap da Erzurum'a özel, yani Erzurum'da ünlü olan bir kebap. Et ve yağdan yapıyorlar, böyle şişe diziyorlar. Dürüm aldık. Böyle. Hadi afiyet olsun bakalım. Çok mutlu etmedi. İçindeki yağları ayırıyorlar. Mutlu etme demek, hiç mutlu etmedi. Ne dedim ben? Bir de ben sen dün şey demişim, yani bir daha önüme et koyarsanız hani bir hafta boyunca deyip cağ kebabına düşüp bir de memnun kalamamak. Abi üstünde sanki et parçasıymış gibi böyle bir et koyuyor, altına komple yağ çıkıyor. Ben de aldanıp yiyorum. Nedir ya? Bak eti güzel ama işte ayıramıyorsun ya. Ben o olmadı. İnsanlar yağıyla yiyor zaten, hani o güzel. Ne? Evet. Yenmiyor ki. Gerçekten başlangıcı halka tatlısı. Şey ya, sarma kadayıf, işte tel kadayıf. Kızartmışlar sonradan. İçine ceviz falan var. Yani cağ sınıfta kaldı ama tatlı yenir. Dışarıdan bir kere sevmediniz mi? Orada, ikisi de orada oturdunuz. Bir kere sevmediniz. Hocama size yazıklar olsun. Şimdi Ecem bize kompartmanımızı tanıtacak. Tanıtacağım, bir de ben tanıtacağım. Evet, hem keşfedecek hem tanıtacak. Evet, ben de ilk defa trene biniyorum. Doğu Ekspresi'ne, trene değil. Şimdi burada etrafı çekmen lazım seni şu anda. Bir üstte yataklarımız var, altta koltuklar var. 2-2 4'er adet. Evet, devam et. Buradaki yatak açılıyor bu koltuğun üzerine. Aa. Buradan bir yatak... Bu da açılıyor ve oradan da bir yatak elde ediyoruz. Aç bakayım. Karşıda da aynı şekilde ama ben bunu açmasını bilmiyorum. Sen bana anlat. Hayır, düşün bakalım nasıl açabilirsin. Ya muhtemelen bunu indirip çekeceğim aşağıya. Şuradan da çekebilirsin sanki direkt. Bunu çıkartmama gerek var mı? Hayır, onu çıkarmıyorsun. Ama burası takılı değil, diğerisinin iki tarafı da takılı. O zaman bunu da tak. Ha işte, hangisine hangisine? Çek şimdi takarken. Kafam görünmesin. Şu bir terlik alın ya. Çıkar giy olmuyor. Vallahi terlik alın buraya. Değil mi Ece? Dur düşme. Kafandan tutuyoruz. Kafandan tutamazsın. Hazırız herhalde. Şimdi bunu
mı çekeceğim aşağıya? Çek bakalım. Korkuyla. Ha, o kadar şey değilmiş. Güzel. Bunu mı tuttu şimdi bunu? Güzel. Burada merdiven var, onu çekelim. İnsanlar doğal olarak nasıl çıkacağız biz buraya diyebilirler. Kapatalım şimdilik. Ecem merdiven çıkarmaya çalışıyor. Eşyaları da çıkarsaydık. Dar alanda kısa paslaşmalar bunu yapacak bir şey. Bunu nereye koyacağım? Bence kapıya doğru koy, oradan tırmanız. Kimse sınak sınak yapmasana. Sen şey bilmem lazım, sanki alt tarafında kancaları var. Benimle dalga geçiyorsun şu an, hiç hoş değil. Evet. Olsun vuracak burada. Buraya dayayacağım herhalde, nasıl yapacağım başka? Burada takabileceğim bir şey yok buralarda. Bunu eğer videoya koyarsam da izleyicilerinden rica ediyorum, sizi linç etsinler. Bana yapsınız şu anda, hiç hoş bir şey değil. İnsanlar, biz kuzeniz bu arada. Arkadaşlar ne diyorsanız, hani bir kan bağımız da var. İnsanlar insanlara böyle davranmamalı. Bunu demediniz mi? Sizi ortaya koyacağız. İki taraf da faydalansın diye bunu ortaya koymamız gerekiyor. Demediniz mi? Nereye koyacağım ben bunu? Burada cama zarar veriyor bu. Ay çok güldüm. Ay çok güldüm. Sizin kısmı rezil oldu sonlara. Kıvım şuraya koy. Daya işte şuraya ya. Yasla buraya koy. Ya ortaya koyacağız dediniz ya. Ortaya derken direkt kapının yanına değil anlamında yani. Daha ortaya anlamında dedim. Tamam, bu kancaları da geçirelim buraya. Ay çok güldüm ya. Aferin. Çok yerleşseydin Gülşah. Galiba oturabiliyorduk burada. Ha. Oturuyorsun işte. Güzel. Biz 3 kişiyiz. Bu kısmı anlatabilirim bence. Yanımıza şarap aldık. Ama yanımıza bir kişi daha gelecek. Eğer yaşlı moruk bir teyze gelirse o şarabı içememe ihtimalimiz var. Ve kafamızdaki plan şöyle. Üçümüz burada Daltonlar gibi yan yana sileriz. Burada çünkü oturulabiliyor dediler bana. 3 kişi yan yana sığabilir miyiz? Ondan emin değilim İsteyeceğiz. Ama. Şarap İçmeye çalışacağız. Biraz gerilla şeklinde. Çünkü alkol içmek yasak. Sigara da yasak ama. Tuvaletlerden çıkıyor. Yalnız camı açın. Cam kenarını böyle çekiyorsunuz. Hemen dışarı. Hemen dışarı. Bir şey söyleyeceğim. Bunu videoda paylaşacaksınız. Yerin öbür gün bana ceza bayağı bir cazı. Kanıtınız var mı? İtirafta bulunuyorum. Hayır, içmiyorum. Öyle söyledim. Ben reklam olsun diye söyledim. Allah Allah. Bir cazen bir itiraf var burada. Mesele yani ben bunu çok severim. Biliyor musunuz? Hayır. Cahiller. Benim sahnemde çok ciddi bir edite girmek zorunda kalacaksın, farkındasın değil mi? Evet. Mesele yani. Gece herkes uyudu. Ama içerisi bir sıcak, bir sıcak ya da çok havasız. Hava almak istediniz. Hemen bunu açıp o yüzden üst tarafta yatın. Alt katta girelim, böyle bir şansı yok. Uyku sezon alt katta yatacak. Her şeyle dalga geçiyorsunuz. Buradan havanızı alabilirsiniz. Havanızı alırsınız. Anca havanızı alırsınız zaten. Hayır ama çok keyifli. Ver kahve. Oh, rahat alacaksın. Güzel mi? Çok güzel ama sıkıntı ne biliyor musun? Bu kadar yüksekteyken ve böyle yatarken yere bakıyorsun. Yer felaket baş döndürüyor. Ya çünkü hani manzarama göre hemen her an kızlarla böyle minik bir kavga çıkardım. Alt kata da geçebilirim gibi bir an var. Böyle yatınca gayet şey komple evet. Görebiliyorsun. Yine tünele girdik. Sivas'a kadar falan hep böyle çok fazla trene tünele giriyoruz. Biz 6. vagondayız. En sondaki vagondayız. Arkasında böyle bir kapı var. Bu direkt trenin en arkasına bakıyor. Tüneldeyiz şu an, o yüzden görünmüyor. Ama çok güzel bir şey oluşuyor orada. Manzara oluşuyor. Başka vagonlardan buraya gelemeyebiliyorsunuz. Böyle bir şey istiyorsanız yer varsa son vagonda almanızı tavsiye ederim. Çünkü bazen görevliler izin vermiyorlar. Başka vagonlara geçmenize işte kızabiliyorlar. Yani ben mesela Van Gölü Ekspresi'ne gelirken
kızdı bana, göndermedi. Senin vagonun bu değil, geçemezsin falan dedi bana. O yüzden böyle şeylerle yaşamamak için varsa imkanınız böyle son vagondan alabilirsiniz. Daha iyi olabilir. Her vagonun başında ve sonunda böyle tuvaletler bulunuyor. Biri alafranga, biri alatürk oluyor. Bu da böyle bir tuvalet. Genelde tuvalet kağıdı oluyor ama hemen bitiyor. Şöyle. Burada tuşları var. Tuşlardan zaten her şey yazıyor. İşte buna baktığınız zaman... Baştakine de bakarız. Kardeşim, baştakini de sen anlat bari. Ne anlatayım işte? Ben hiç girmedim baştakine. Diğer tarafındaki tuvaleti böyle. Aynısının işte alafranga hali. Sonra aç kapıyı. Haydi bakalım. İttiriyor. Ne yapıyorsun Zela? Ne? Nasıl bir ikinci gidebilir? Saçmalamayın ya. Onun belli bir süresi var. Bu gitmiyor. Kapıda bir sorun var. Ay, kapatmanıza gerek yok. Bunlar kendileri açılır, kapanır yani. Bu kadar. Yapsana onu. Aa, bunu itirmek gerekiyor. Kaldım mı? Burada var yani. Ay, çok sarsılıyor. Kendimi tutamıyorum. Telefonu hiç tutamıyorum. Burası da 5. vagon. Burada yine örtülü kuşetle. İnsanların odasına bakmak istiyorum. Bakma. Diyor ki acaba süslediler mi püslediler mi diye merak ediyor. Ya dikizlemesene. İstemiyorsan perdesini kapat. İyi bir git. Belki karşıyı burayı da izlemek istiyor. Evet, burası kafeterya. Ben o duvarları çarpacağım. Böyle abur cuburlar var. Merhaba. Buraya dışarıdan yiyecek getirebiliyor muyuz? Biz yiyecek getirebiliyoruz. Sadece çay kahve alıyoruz burada. Anladım. Normalde de getiriyorsunuz da biz yardımcı oluyoruz. Çünkü şey oluyor, bazen yanına başka insanlar geliyor ya, aynı yerde kalmak istemediği zaman. Daha doğrusu biri uyuyor, biri uyumuyor. O yüzden dedik. Daha ileride... Tamam. Bundan sonrası pullman galiba, değil mi? Bu menü varmış. Açık. Buradan da yiyebiliriz arkadaşlar. Kahvaltı tabağı varmış. Tamam, bir git. Burası da pullman. Burada normal oturuyor insan işte. Oturarak. Hele loy loy loy. Açtım, gördünüz mü? Bizim oradaki açılmadı. Oraya dedim. Bakalım. Şuradan da kapı kapanıyor. Böyle durduğunda trenleri böyle buradan açabiliyoruz. Ama her zaman açılmıyor. Bak, hareket ettiğinde de otomatik kendisi kapanıyor. O yüzden diyorum, tamam. Burada sigara iç yani. Ama gidiyor, gittiği zaman lap diye kapanıyor, atlayıp gelme ihtimali yok. Burada kalabilirsin. Ben kafamı zor kurtardım bir ara, haberin olsun. Fotoğraf çekiyorduk, kapanışını çekemedik ama nasıl sert kapandı, yakından çok tecrübe ettin. Çok felaket. Gerçekten kapandı. Lap diye kapandı. İçeride olsaydı biraz ben de zor kurtarırdım. İki saniyeyle zaten içeride duruyordun yani. Şarabımızı açtık, ben şu kadarcık aldım. Zeliha da başlayamadı bile. Biraz ısınmış. Biraz. Ece Murad nerede sonunda? Zeliha Murad nerede? Beni alkolik gibi gösterdiniz. Burayı keseriz ya. Sen çok şey yap. Bir şey söyleyeceğim. Her yere böyle diyorsunuz. Yani sadece bence bir video çekeyim Ece'm üzerine. Yeni arkadaşımızla tanışmaya 15 dakika. Şarap güzel. Yürü ya, yumuşak için. Aa, güşe çek, güşe çek. Koyun, hayatımızda koyun görmemiş gibi. Gibi.
klasik. Hazır çubuk makarnamızı da yaptık. Ecem'de ne yedin sen? Barbunya yedim. Ben barbunya plaki yedim. Sevenler için o da güzel bir alternatif. Aynı zamanda ısıtmak ya da bir şey de gerekmiyor. Şey, soğuk yiyebiliyorsanız yaylanın, yani. Aynen. Yaylanın paketlerinde çok güzel. Marka verebiliyoruz değil mi? Problem olmaz. Herhalde. Ve çok lezzetli. Kaç saat oldu? Gece oldu gece. Çok ses var. Kahvaltımızı çekmeyeyim mi? Evet, artık Ankara'ya giriyoruz. Toparlandık falan, her şeyimizi hazırladık. Ankara'ya giriyoruz. Böyle verdikleri çarşafları varış noktasına yaklaştığınızda gelip istiyorlar. Kontrol ediyorlar listeden. İşte kimler inecekti falan, oraya geliyorlar. Yastığınıdır, işte kılıfları, çarşafları, pikeyi falan alıyorlar. Ben gece yine birazcık üşüdüm. Öyle üstüme battaniye falan aldım. Üst katta kalacakların da, yani üşüyen biriyseniz en azından yanınıza böyle ince bir battaniye tarzı bir şey alsanız iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi Ankara'ya gideceğiz. Ankara Garı'yı da göstereyim size. Nerede iniyoruz, nasıl bir yer, hızlı tren nasıl geçeriz diye. Bizim biraz zamanımız var. Ben Ankara'da kalacağım arkadaşımla ama Zeliha ile Ecem dönecekler İstanbul'a. Biraz zamanları var. Aslında 10'da Ankara'da olmamız gerekiyordu. Ama rötarlı gidiyor, 12'de ancak varacağız. Bilet alırken buna dikkat edin. Yani gecikebilirsiniz. Ne olacağı belli olmaz. Yanımızdaki bir teyze geldi yanımıza. O dedi ki daha önce böyle gelirken tren raydan çıkmış, geri gitmişler. Sonra tekrar devam etmişler falan. Böyle bayağı çok uzun sürmüş. Erzincan'dan Ankara'ya böyle 24 saati geçmiş falan, o kadar uzun sürmüş. Böyle aksilikler de olabiliyor. Bunu da göz önünde bulundurun. Hani biz 10'da varacaktık, 12'ye bilet alayım. Yani siz bilirsiniz ama bence biraz daha geçe alın. Zaten oraya varınca göreceksiniz, büyük bir yer. Ankara yüksek hızlı tren istasyonu çok büyük bir yer zaten. Yan yanılar bu garla, yani bu eski hatla. Yan yana oldukları için de zaten orada rahatça vakit geçirebileceğiniz alanlar var. Benden söylemesi. Gidince zaten göstereceğim. Ankara sisli, Ankara puslu. Hemen inince trenden şu tarafta merdivenler var. Oradan yüksek hızlı tren garına geçiyoruz. Yüksek hızlı tren garından orada büyük bir alan var. Yani büyük bir gar orası. Daha yeni. O yüzden orada tuvalet işinizi falan orada halledin derim. Burada ücretli. Hem de eski. Orası daha yeni. Ve ücretsiz. Şurada birinci peron yazıyor ya. Oradan iniyorsunuz. Öyle gidiliyor. Giderken de haberiniz olsun. Evet, yüksek hızlı trenin içerisi de bu şekilde, böyle 2-3 katlı bir yer. İşte yemek yerleri var, kafeler var. Biz de birinde oturduk. Şimdi bir şeyler yiyeceğiz. İlk defa tren yolculuğuna çıkmış, Doğu Ekspres'ine katılmış iki arkadaşımıza soruyorum seyahatleri hakkında ne düşünüyorlar. Bir kere yapılır işte. çok da gerek yok yani ikincisine. Yani uçak pahalı, mecburen gidiyorum dersen ancak öyle gidilir. Onun haricinde atlayın binin uçağınıza gidin arkadaşım yani. Var yani 26 saat. Bir de rötar yapıyor. Bugün erken geldik falan dedi yanımızdaki teyze. Düşünün yani daha da uzun sürüyormuş. Bir de 1.30'da falan geliyoruz normalde falan dedi. Ya gece uyurken ben çok zorlanmadım. Soğuk da değildi. Teyze yani zorlamasaydı üstüme... zorlanmayacaktık ama. Ha? Teyze zorlamasa hiç zorlanmayacaktık diyorum. Ben mışıl mışıl uyurdum valla. Ben sana uyandım zaten. Yeter de yakaladı. Yok artık dayanamıyorum. Yok artık dayanamıyorum. Kalktım teyzenin yastığını falan düzelttim. Düzelttikten sonra ağzı açıldı daha kötü. Aynen daha kötü ben oldu. Ben de giyinmeye başladım. Ben de evet.
Daha kötü oldu. Sonra bir de teyze kalktı. Şey, boynuz tuhaf duruyordu falan diye çektin, çıkardın ben ondan sonra. Evet. Mecburen çıkardın, geri de ettiremedin. Hayır. Ben öyle zaten böyle boynu dik duruyor, o yüzden çıkartayım dedim. Böyle düz yatarsa belki ağzını açar da dedim, horlamaz. Ağzını açınca küçük dilini tutacak sandım ben. Daha kötü oldu, evet. Kötü oldu. Ne bileyim öyle olacağını, ben de pişman oldum ama yaptık bir kere. Ağzını açınca ben... Evet. Bir kırıltıydı. Bu sefer gerçek bir bayağı horlama oldu. Sonra teyze sustu. Yan tarafta çocuklu aile vardı. Çocuk çok fena ağlamaya başladı. Çocuk ağlamasından teyze uyuyamamış. Sağ olsun biz uyuduk. Değil mi? Sen ne düşünüyorsun Ecem? Tren... Yani... 10 üzerinden 1. Oha artık yok, ama. Yok, o kadar değil. O kadar değil. Gündüz çok keyifliydi. Bir 15 saati güzel geçti. Saat 5-6 gibi işte hava kararıyor zaten. Ona kadar çok keyifliydi. Geçtiğimiz yollar çok güzeldi. Bir de herhalde biz de böyle şeydik. Daha bir heyecanlıydık. Hı. Hani ilk defa trene biniyoruz. Yani bu kadar uzun yolculukta ilk defa trene biniyoruz. Ondan sonra daha heyecanlıydık muhtemelen. Ama 5-6 gibi her yer kapkaranlık oluyor. Hiçbir şey görmüyorsunuz. Ve öyle olunca böyle insanın bir ruhu sıkışıyor gibi. Zaten çok çok dar bir alandasın. Hani 2 metrekarelik bir alandasın. Böyle her şey üst üste geliyor. Daha böyle bir sıkışıyorsun. Yanındaki yolcu da bence çok önemli. Belki mesela yanımızda genç bir kız olsaydı. Hani daha böyle bir muhabbet, sohbet. Belki daha bir eğlenceli geçebilirdi. Eğlenebilirdi. Biz şarap içiyoruz. Teyzenin telefonu ilahi çalıyor. Aynen. Biz şarap içiyoruz. Teyzenin telefonu ilahi çalıyor. Ama o da mesela tadını falan merak ediyor. Tadı nasıl falan diye. Sordu. Onda da bir merak var içten içe. Bir daha bu kadar uzun bir tren yolculuğu yapar mıyım? Büyük konuşmayayım ama yapmayı düşünmem. Umarım yapmak zorunda da kalmam. Mutlaka binen kişiler terlik alsınlar yanlarına. Biz çünkü sürekli çizme çıkart, giy, çıkart, giy. Çok zorlandık. Mutlaka peçete alsınlar. Tuvalet kağıdı peçete çünkü bitebiliyor. Ne kadar yenileseler de. Bol su. Bizim yanımıza yaklaşık 8 litre 7,5-8 litre tabii çok rahat vardı. Yetmedi. Bitti, yetmedi. Bir günde bitti. Mutlaka yanınıza bir tişört. Gündüz çok sıcak oluyor ama gece çok soğuk oluyor. Gece içinde bir hırka olur, kazak olur ya da üstünüze bir battaniye gibi bir şey olabilir. Bende battaniye vardı. Mesela ben hiç üşümedim. Ben de kazakla yattım. Sen üşüdün mü? Bayağı bir sarılmıştım. Bir ara çektim böyle ayaklarını falan. Bir ara çok üşüdüm. Bir ara gerçekten çok üşüdüm ama ondan sonra ya o ara harcını gayet iyiydi. Uyandım acaba benim örtümü Ecem'e mi atsam dedim. Sonra yukarıdan bir soğuk hava geldi. Neyse. Pis. Çok kötü. İlk 10 dakikadır muhabbet ediyorsunuz, tamam mı? Keseceksin, ne yapalım? Bize ne? Nefes almıyorsunuz, nasıl keseceğim acaba? Sordun, sen sordun. Sor. Tamam. Evet, ne diyoruz? Önerir misin? Şöyle, eğer hiç daha önce bu kadar uzun bir tren yolculuğu yapmamışlarsa mutlaka bence bir kere hayatlarında yapmalılar. Ama bir daha yapar mısın diye sor. Gerçekten yani mümkün değil. Yani çok zorda kalmam lazım. Birinin beni çok ikna etmesi lazım. Keyif için değil, mecburi yolculuk için. Mecburi aynen. Yolculuk için yapıyorum. Kesinlikle. Benim de keyif için yapabilmem için bunu unutmam lazım. Bu bütün anılarımın hepsini unutmam ve benim bunun çok keyifli olacağına inanmam lazım. Hem öyle. Hem biz giderken karşısında uçakla gittik, dönerken trenle döndük ve şunu konuştuk. Giderken trenle dönseydik dönüşteki trenimizi büyük ihtimalle iptal edip uçakla geri dönerdik. Yani bu kadar net konuşabilirim. Bu kadar muhabbetin üstüne benim bundan 2 sene önce Doğu Ekspresi'ne gitmiş, aynı şekilde geri dönmüş olmam. Sonra bundan bir hafta oluyor herhalde, Van Gölü Ekspresi'yle Van'a gitmiş, oradan Kars'a geçmiş, Kars'tan da Doğu Ekspresi'yle geri dönmüş biri olmam peki. Bunlar 26 saatte bas bas bağırmaya başladılar. Artık ben yıldım yani, benim için artık böyle gezi şeklinde değil. Sen ben tur rehberi gibi gidiyorum yani. Sen trenle uyumayı seviyorum, çok güzel. Tıngır mıngır böyle gidiyorsun. Çok güzel uyuyorsun. Bir de o böyle ray değiştiriyor falan, çok güzel sesi var. Yani ben çok hoşlanıyorum. Ne bileyim, seviyorum yani. Sonuç olarak böyle kişinin kendisiyle alakalı bir durum yani. Ben keyif aldım ama öyle diğerleri alışkın değiller diyelim. Son söz olarak o zaman kapatmadan önce, eğer biz burada yani internette sürekli böyle eğlenceli videolar görüyorsunuz falan, biz öyle eğlenceli videolar çekecek bir an yaşadık mı? Yani kendi aramızda yaşadık ama o zamanlarda tabii ki açık değildi. Yani işte ara ara güldük ama 26 saat yani 28 oldu herhalde bizimki de 28 saat. Şimdi ne kadar eğleneceğiz diye düşünüyorsanız bunun 4 kişi, 4 arkadaş. Gidin 4 metrekare bir odaya girin. 28 saat birlikte geçirin. Tamam mı? Ondan sonra ne kadar eğleniyorsanız orada da o kadar eğleneceksiniz diyebilirim yani.
Çünkü ortam o. 4 metrekarede 4 kişi oturuyorsun. Saatlerce yol yapıyorsun. Yani yol arkadaşlarınızı iyi seçin. Ona göre keyif alırsınız. Ya kişinin kendisiyle alakalı bir şey. Neyse sonuç olarak Doğu Ekspres turumuzun sonuna geldik. İster gidin ister gitmeyin. Siz bilirsiniz. Tüm çıplaklığıyla Doğu Ekspres turu buraya kadardı. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.